Kardeşim fark ettim. Bu Evet, blip çekiyorum. dedi. Ne yapıyorsun şimdi? Şu anda tuz kırıyoruz. Bundan yaklaşık 7 yıl önce alınmış bir Himalaya tuzu. Yaklaşık 2 ay önce alınmış bir öğütücü. Anca alabildik, ne yapalım. 7 Bunu yıl, küçülterek 2 bunun ay. içine koyuyoruz. Tabi bunların oluşması milyonlarca yıl sürüyor. 7 yıl dediğin ne? Yani 7 yıl daha beklediler işte. Bundan sonra da afiyetle yiyeceğiz kısmet olursa. Kıracağın da çok güzelmiş bu arada. Evet, buna Ali bıçağı diyorlar. Burada durmaz yazıyor. O değil mi? Tam geri alıyorum. Bu durmaz bıçağıymış. Ama Ali bıçağına çok benziyor. Ondan sonra isterseniz bunu kırarken bir de telekom Anlat anlat. onu anlatayım Reklam edeceksin Telekom herkese. ya şimdi Türkiye'nin geçen gün bir haber okudum. Türkiye'nin en değerli telekomünikasyon firması seçilmişler. Arkadaş ben o değeri aradığımda göremiyorum. Yani nasıl değer veriyorlar böyle? Şimdi bir kere müşteri tutma potansiyeli yok. Müşteri kaçsın ister gibi hareketleri var. Bir bakıyorsun bir taraftan güzel kampanya yapıyorlar ama için içine girdiğinde içi boş çıkıyor. O yüzden şimdi yıllardır ben Türk Telekom'dan internet alıyorum. Yine devam edeyim dedim. Taahhüdüm bitiyordu. Ondan sonra aradım bunları. Taahhüdüm bitiyor. Ben tekrar devam etmek istiyorum ama hızımı artırın dedim. Tamam dediler. 8 kullanıyordum. 16 yaparız dediler. Baktım şeylerinde 24 görünüyor. Kampanyalarında dedim böyle böyle 24 görünüyor bana, 24 verin. Tamam dediler. Görünüyor, verebiliriz. Ondan sonra her şey halloluyor. Tam onayı verdim. Dedi ki sistemde bir sorun var dedi. Onaylayamıyoruz dedi. Ne yapacağız dedim. Şimdi biz de 16 verelim de dedi. Bir ay sonra arayın. Bunu 24'e çeviririz. Sıkıntı olmaz dedi. Dedim ceza falan ödemeyelim. Yok dedi, ödemezsiniz dedi. Bir üst tarife geçtiğiniz için problem olmaz dedi. İyi dedim, inandık biz de. Aradan bir ay geçti dedim. Böyle böyle bir şey olmuştu. Benim internetimi 24'e çevirin dedim. Onlar ne dese beğenirsin. Böyle bir şey mümkün değil beyefendi dediler. Ben de nasıl olur dedim ya, kayıtlarınızı dinleyin. Siz yalan söylüyorsunuzdur gibi bir şeye getirdiler. Dedim kayıtlarını dinle ondan sonra konuş. Neyse. Tabi arayan eleman kayıtları dinledi. Tamam beyefendi doğruymuş dedi. E dedim sonuç 24 verecek misiniz bana dedim. Olmaz dedim, böyle bir şey mümkün değil. Peki dedim. Siz böyle bir söz vermişsiniz şirket olarak. Onu dedi müşteri temsilcisi vermiş dedi. Biz müşteri temsilcisine aktivasyon uygulayacağız dedi. Ne yapacaksınız dedim. Aktivasyon uygulayacağız dedi. O ne dedim. İşte şirket içinde ceza vereceğiz dedi. E dedim bunun bana faydası ne kardeşim. Bu dedi bizde dedi işler böyle yürüyor dedi. Benle dalga geçtiler. Ben de canım sıkıldı. Gittim TürkNet. Adamlar AKN yok. Tabi bunda AKN vardı. Ondan sonra 35 megabit internet. Bazen 36-37 aldığım oluyor. Yani normalde söylediğinden daha az verir Türk Telekom. Bunlar daha fazlasını veriyor. Helal olsun. Ayda 59 lira. Hatta bir de indirim yaptılar. Sağ olsunlar. Öyle memnunum. Mutluyum yani internetimden şu anda. Türk Telekom kullanmıyorum artık. Tuz macerasıyla Türk Telekom'u birleştirdin yani. Yani tuzu da tabii kırarken Tuzu biberi gösterdim. oldu bu da. Tuzun macerası tabii ayrı. Yani 7 senelik şeye 2 aylık şey var burada. Böyle bunları tek tek kırıp yiyoruz. Kapat ya.